Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video serisine başlıyorum ve diyorum ki daha önce Enneagram üzerine bir video serisi çekmiştim ve çok da faydalanan insan olmuştu. Şimdi bu video serisini destekleyecek, insanların Enneagram mizaç tipleri sistemini daha iyi anlamasını sağlayacak ne yapabilirim diye uzun zamandır düşünüyorum açıkçası. Ve şunu fark ettim ki eğitimlerde de yaptığımız, değindiğimiz bir alan olan bir insan tanıdığı, bildiği bir insan üzerinden mizaç değerlendirmesi görürse işte o zaman mizaç tiplerini çok daha iyi anlayabiliyor. Ben de dedim ki herkesin bildiği insanlar üzerinden ve mizaçları iyi anlatabileceğim insanlar üzerinden sizlere bu şekilde videolar çekmeye karar verdim. Ondan sonra da dedim ki hatta ilk misafirim de Müge Anlı olsun. Sevgili Müge Anlı'nın mizaç analizi değerlendirmesini yapacağız. Şimdi ilk önce şunu açıklamak isterim. Neden Müge Anlı'yı tercih ettim? Öncelikle bunun iki sebebi var. Bir tanesi, ben Müge Anlı'yı uzun yıllardır takip eden bir insanım. 2013 yılında sosyoloji yüksek lisansı yaparken kafayı şöyle bir noktaya takmıştım. Diyordum ki jest ve mimiklerle insanların yalan söylediğini anlayabiliyor muyum? Bu konuda kendimi geliştirebilir miyim? Hatta bu konuda bir kitapta okudum. Yalan söylediğimi nasıl anladın diye bir kitap var. Daha önce de Instagram'da önerdiğim kitaplardan bir tanesiydi. Bana gerçekten faydası olmuştur. Ama sadece tek bir kitapla olmuyor bu iş. Ne yaptım? Bir de üzerine Lie to Me dizisinin de birinci sezonunu bitirmiştim. Böyle ders gibi çalışarak. İkisi bir arada çok öğretici olmuştu. Sonrasında kendimi geliştirmek için pratik yapma adına Müge Anlı programını seyretmeye başladım. Ve gerçekten oradaki insanların işte yalan söylediği noktalar, yalanı nasıl söylüyor, ne gibi mimikler kullanıyor, ne gibi bir konuşma tarzıyla kendisini ifade ediyor. İşte bunlara dikkat ederken tabii ki Müge Anlı'yı çokça seyrettiğim için kendisini de çok iyi analiz etme şansım oldu. Enneagram mizaç tipleri sistemine göre kendisi bir tip 8. İşte ikinci sebebime geliyorum şimdi bu videoyu. Çekerken analiz olarak Müge Anlı'yı seçme sebebim, kendisi gerçekten çok sağlıklı düzeyde bir tip 8 mizacını temsil ediyor bizim için. Acaba karıştırılan mizaçlar olabilir mi? Kendisi adına 2'ye, 3'e benziyor diyebilir miyiz? Bu konuda da açıklamalarım olacak ama konuyu çok derinlemesine incelemeden birazcık elimizde olan verilerle yapabileceğimiz bir değerlendirme haline getirmeye karar verdim. Ve hemen şöyle parça parça programından bazı kesitler ele alarak sizlere analizimi yapmaya başlıyorum. Dedik ki Müge Anlı tip 8'in sağlıklı boyutunu çok iyi temsil ediyor ve dobra ve net bir insan olduğunu gerçekten programında çok iyi ortaya koyuyor. Bunu o kadar dengeli, o kadar bıçak sırtı bir şekilde yapıyor ki ne program teşkil edecek şekilde ortaya koyuyor ne de böyle çok alttan alıyor. O kadar güzel kendisini ifade ediyor ki hemen bir örneğine bakalım nasıl bir dobralık gösteriyormuş şu kesitte. Zamana kadar böyle kendini titrete titrete fitre parası bilmem ne parası diye toplayıp kendine birliği inşa ettirdiğin için herkesi kandırabileceğini sanıyorsun. Değil. Herkes kanmaz niye kardeşim kandırır, sana. Niye kandırayım ben? Hayır niye sanmaz yani. Niye yani kandırır, bu kadar kardeşim. Sana da verilen fidye paraları da haram zıkkım olsun onların adına ben söylüyorum. Kusura da bakmasın kimse yani. Evet, yakın tarihli programlardan kesitler almaya çalıştım. Ve bildiğiniz gibi Zeynep Hanım işte programa katılıp da orada bayağı bir ifade verir gibi Müge Anlı'ya anlatmıştı. Uzun süre gelmeye devam etmişti programa. Ve biz Zeynep Hanım'ın bazı yaptığı çelişkili açıklamalardan sonra en sonunda artık Müge Anlı'nın bazı noktalarda canına tak ediyor. Ve burada kendisini nasıl ifade ediyor gördünüz mü? İşte dobralık tam anlamıyla tip 8'ler için bu anlama geliyor. Bahsedeceğimiz ikinci madde. Tip 8'lerin çok net bir meydan okuması vardır ve tip 8 bir insan olarak Müge Anlı bu meydan okumayı o kadar yerinde bir şekilde yapıyor ki gerçekten kendisine hayran olmamak mümkün değil. Hani burada yaptığı iş benim için çok değerli. Uzun zamandır da işini devam ediyor. Gerçekten Türkiye'nin bilinen en iyi dedektifi diyebiliriz kendisi için bence. Hani siz yapış şeklini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu tamamen tabii ki kişisel bir yorumdur. Ama mizaç analizi noktasında nasıl bir meydan okuma bize sergiliyor onu hemen tekrardan bir kesit izleyerek yorumlayalım. Diyormuş ki beni yayına bağlamazsanız kayınvalidemi çekerim oradan diye bağırıyormuş. Damat bey ne bu asla öfke? Buyur gel. Bir kere siz bu annenizi asla orada çok de. Özür diliyorum. Teşbihte hata olmak sizin için öyle bir şey söylemiyorum. Sustanı maymuna mı çevirdin ki sen kayınvalideni buradan çekip alıyorsun? Kayınvalidenin kendi aklı yok mu? Kayınvaliden ne söyleyeceğini bilemiyor mu?
Sen kimsin ki kayınvaliden üzerinde bu kadar hak sahibisin? Evet, aynen bu şekilde direkt tip 8'lerin yaklaşımı böyledir. Yani kendisini bir noktada ifade ederken sen kimsin ki, sana ne oluyor, senin ne haddine filan tarzında böyle meydan okuyucu yorumlar yapabiliyorlar. Üçüncü maddemiz tip 8'ler için işte yanıldığımız nokta belki de birazcık şurada devreye giriyor. Diyoruz ki tip 8'ler meydan okuyucudur, çok hızlı karar verebilen, çok da bazen bu onların ön yargılı olmasına sebep olabiliyor. Ama aynı zamanda da çok böyle hızlı öfkelenen insanlar olabiliyorlar. Peki bu işte bütün tip 8'ler için geçerli midir? Bizim bahsettiğimiz bu özellikler aslında standart tip 8'ler için geçerli. Ama sağlıklı boyutta bir insan olduğun zaman işte o öfkeni nasıl kontrol altına alabiliyorsun? Bunu da bence Müge Anlı çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Programında artık tabii ki tecrübeden gelen bir yaklaşımı da var. İnsanlara sunduğu bir Müge Anlı profili var tabii ki. Ama burada bazı yerlerde o sabır noktasını, kendisini tutmasını o kadar net bir şekilde hissedebiliyorum ki bu örneklerden bir tanesini de yine size hemen paylaşmak isterim. Sen niye gidip babaannenin evinde kalmıyorsun? Niye kalayım abla, kocamın evi var yanında. Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Evet. Bu çok bilinen bir diyalogtu diye tahmin ediyorum. Çünkü sosyal medyada çok da esprisi yapılmıştı. Senin kocanın evi yok diye artık burada saçlarını başlarını yolmak istiyor muhtemelen Müge Anlı. Ama nasıl kendisini ve öfkesini bastırabiliyor, kontrol altında tutarak konuşabiliyor? İşte bence bu gerçekten tip 8 bir insan olarak çok büyük bir başarı diye düşünüyorum. Şimdi gelelim. Başka ne noktası var biliyor musunuz tip 8'lerin? İşte bu sabır konusunda imtihanı falan ama sağlıklı boyutta bunu çok iyi kontrol edebilmesi, tecrübeyle burada bir gelişim kazanabildiğinin en büyük örneği kendisi diye düşünüyorum. Bir de dedik ki tip 8'lerin merhamet yanı vardır. Şimdi Müge Anlı'nın programının adı nasıl ki Müge Anlı'yla tatlı sert ise, biz tip 8'leri böyle sert insanlar, işte baskın karakterler, çok böyle meydan okuyucu ve çok böyle asabi olabilen insanlar, öfke problemi olabilen insanlar olarak görüyoruz. Ama işin aslına bakarsanız tip 8'ler tam Müge Anlı'nın söylediği gibi, programının ismi gibi tatlı sert insanlar aslında. Dengeli olabiliyorlar. Yani iç dünyasına baktığımızda çok büyük bir kalbi olan, çok merhametli insanlar olabiliyorlar. İşte merhamet konusunda da Müge Anlı'nın güzel bir kesitiyle devam edelim. Gel. Evet, biz de buluştuk. Gel. Bak bakayım bana. Nasıl güzel bir şeysin sen. Hoş geldin. Mutlu musun? Güzel mi saçların? He? Ama seninkiler daha güzelmiş. Hı. Bakayım, gözlerimiz benziyor mu? Hı. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hı. Kaç yaşındasın sen? Şimdi bu kesitte Müge Anlı bir hayranıyla, küçük bir hayranıyla buluşuyor programında ve oradaki gerçekten merhameti, belki böyle bir teyze yaklaşımıyla, samimiyetiyle gerçekten kucakladığını görüyoruz onu. Şimdi şöyle bir şey düşündürebilir aslında bu merhamet ve sevgi dolu olan yaklaşım. Acaba Müge Anlı tip 2 mi diye bize düşündürebilir. Tip 8'in sağlıklı boyutta 2'ler ve 3'lerle karıştırılması durumu söz konusu olabilir. Çünkü dersiniz ki ya bu kadar merhametli, bu kadar zaten sosyal boyutta bir sorumluluk taşıma, bunun derdine düşme. Yani ancak bir tip 2 de olabilir herhalde. Onlar çok verici insanlardır çünkü diye düşünebiliriz. Aslında bunu karıştırmakta da çok haklıyız. Çünkü sağlıklı boyutta gerçekten burada tip 2'ymiş gibi bir profil sergileyebiliyor. Ama ben bir kanatlı bir 2'yim. Tip 2 olarak inanın ben bu videoyu seyrederken bile şu an gözlerim doluyor ve ağlayasım geliyor. O kadar duygulanıyorum. Şimdi tip 2'liğin böyle bir program sunduğunu ve yönettiğini düşünüyorum da herhalde ara ara ağlama krizleri, ara ara saçını başını yolma gibi sinir krizleri gibi şeyler, patlamalar yaşayabilirdi. Çünkü tip 2'ler gerçekten bu tarz duygusal durumları bastırmada ya da kontrol altında tutmada çok zorlanan insanlar. Ama tip 8 hem çok merhametli, hem kocaman bir yüreği var, hem de bunu çok dengeli bir şekilde ortaya koyabiliyor. Evet, sağlıklı boyutta olması bu işi kolaylaştırıyor. Tecrübeli olması bunu kolaylaştırıyor. Ama tip 2 olarak gerçekten orada ben her programına, bu arada seyirci olarak bile katılsam ağlarım diye düşünüyorum. Bu açıdan
değerlendirip o merhametli yanını tip 2 ile karıştırmamanız gerektiğinin altını da çizmek isterim. Gelelim Müge Anlı ile yapılan küçük bir haberden alınan kesite. Bu kesiti neden seçtiğimi ilk önce söylemek isterim. Dediğim gibi acaba Müge Anlı 3 kanatlı 2 mi gibi karıştırılabilme durumu söz konusu olursa orada size şöyle bazı somut kanıtlar ortaya koymak isterim. İşte tip 2 olarak o kadar oradaki duygu yoğunluğunu, her programda yaşanan karmaşayı, suçlularla baş etmek için mücadeleyi ve bunu bu kadar dengeli bir şekilde ortaya koymayı gerçekten tip 2 yapmakta çok zorlanırdı. Bazı insanın mizacına çok ağır gelebilecek bir meslek olduğunu düşünüyorum yaptığı işin. Aynı zamanda bunu bir de insanlar içerisinde bu kadar sağlıklı düzeyde yapması gerçekten takdire şayan diye düşünüyorum. Bununla birlikte 3 kanadı olmadığına dair, yani üçlükle bir alakası olmadığına dair de şöyle bir yaklaşımım, bir bakış açım var. Tip 3'ler özellikle ekran karşısında bir meslek gerçekleştiriyorlarsa kendi görünüşlerine daha takıntılı davranabiliyorlar açıkçası. Ve Müge Anlı'nın bu konuda hiçbir takıntısı olmadığı, kendisini her haliyle kabul ettiğine dair bir kesit buldum açıkçası. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Güzellik sırlarınız Müge Hanım. Ay çok teşekkür ediyorum. Öyle hiç zaten kendimi güzel hisseden birisi değilimdir ama güzellik sırrım da yok. Herhalde hiçbir şey kullanmıyorum. Hani sırsa eğer beğeniyorsanız odur. Yani bir kremim bile olmadı hiç hayatımda. Gerçekten hiç krem kullanmıyorsunuz. Yok kullanmıyorum. Evet, şimdi burada çok ufacık almışım bu keseti. Videoyu da birazcık tabii zamanı iyi kullanmak adına bu şekilde kullandım. Program öncesi kuliste hazırlanırken güzelliğinize neye borçlusunuz diye soruyorlar. O da diyor ki yani açıkçası tek bir şey yapmıyorum. Kendimi de çok beğenen bir insan değilim diyor gördüğünüz gibi. Ve üzerine de diyor ki yani krem bile kullanmam. Bunun da çok derdinde değilim diyor. İşte bir de ekran karşısında bir insan olarak böyle bir hassasiyetin gelişmemiş olması, yani kendisine böyle bir takıntı geliştirmemiş olması, evet sağlıklı bir insan olduğunu gösteriyor. Çok sağlıklı, kendisine çok güvenen, özgüveni yüksek. Aynı zamanda da tip 3 ile uzaktan yakından alakası olmadığının bir kanıtı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazen mizaçlar detaylarda birbirine karıştırılabiliyor. Ama umarım bu anlattığım örneklerle, verdiğim kesitlerle sizlere bu konuda tip 8'leri açıklama konusunda, Müge Anlı'nın mizacının analizini yapma konusunda faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum. Eğer mizaç analiz videolarının devam etmesini isterseniz, kimin analizini yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.